çocuk deyip geçmeyin. Kendileriyle birlikte dertleri de büyüyorsa ve ebeveyn olarak hepsini kucaklamak zorundaysanız, gelin bunu beraber yapalım. Çocuk ve gençlerin gelişimleriyle alakalı karşılaştığınız veya merak ettiğiniz her soru için çocuk deyip geçmeyin. Bu program bir arşiv yayınıdır. Efendim merhabalar, çocuk deyip geçmeyin'den herkese selam ve sevgilerimizle bir programımıza daha başlıyoruz. Efendim bugün göndermiş olduğunuz e-mailleri cevaplandırmaya çalışacağım. Malumunuz bu haftalarda artık anne babaları bir de okul telaşı sardı. Çünkü önümüzdeki haftadan itibaren çocuklar anaokullarına, ana sınıflarına başlayacaklar. Okul öncesi eğitime başlayacaklar. Ve bir sonraki hafta da çocuklar artık uzun süren tatil dönemini bitirmiş ve okul yolunu tutmuş olacaklar. İşte bu okulların açılmadan önceki son haftada acaba anne babalar ne yapmaları lazım? Eğitim sistemi değişiyor. Özellikle okul öncesiyle birinci sınıf anne babalarını ilgilendiren önemli değişiklikler var. Tavır ve davranışlar nasıl olması lazım? Çocuklar okula nasıl alıştırılması lazım? Birazcık bunlara değindikten sonra gönderdiğiniz mesajlara geçmeye çalışacağım. Efendim bu yıl hakikaten Türkiye tarihi içerisinde önemli bir yıl. Neden diye sorulacak olursa bu yıl eğitim sistemimiz çok köklü bir değişikliğin içerisine girdi. Yani şu anda gerçi konuşmalar hep 5,5 yaşındaki bir çocuğun okula hazır olup olmaması üzerinde duruluyor. İşte erken deniliyor ki ben de aynı kanaatteyim. 5,5 yaşındaki bir çocuk, okul öncesi döneme ait olan bir çocuk, ilk öğretim birinci sınıfa gitmesini ben de erken buluyorum. Ancak eleştireceğimiz yanları saklı tutmak kaydıyla tüm bunları söylüyorum. Ancak koca bir eğitim reformunu da efendim buraya bağlamak, sadece birinci sınıflardaki şu andaki yanlışa bağlamak haksızlık olur kanaatini taşıyorum. Çünkü 4+4+4 sistemi ülkemiz çocukları için ve o çocukların barındırdığı potansiyel için oldukça efendim devrimsel nitelik taşıyan bir değişikliği barındırıyor. Bunun en önemli kısmı şu ki çocuklar ilkokul bittikten sonra, yani birinci 4 yıl bittikten sonra kendi kabiliyet ve yeteneklerine göre orta öğretim kurumlarına yerleşecekler. Bu şu ana kadar Türkiye'de olmamış olan ve fakat Avrupa'da, Amerika'da efendim modern eğitim sistemlerinin varmış olduğu bir nokta. Bir önceki eğitim sistemimizde biz hangi çocuk olursa olsun yani benzer okulları tercih etmek zorunda kalıyorlardı. Ancak şu anda bir bakıyorsunuz hem İmam Hatip ortaokulları efendim hem farklı türdeki okullara çocuklar ilk öğretimden sonra yerleşme imkanına sahip olacaklar. Yani yine burada haksızlık yapılıyor kanaatini taşıyorum. Şundan dolayı haksızlık yapılıyor kanaatini taşıyorum. Yani eğer çocuk ilkokuldan sonra İmam Hatip ortaokulunu seçecek diye İmam Hatip ortaokuluna karşı olanlar hükümete karşı, devlete karşı büyük bir kampanya içerisine girmiş durumdalar. Hatta efendim yine ortaokulda din dersinin olması, Peygamber Efendimizin hayatının olması, Kur'an dersinin olmasına da büyük bir tepki gösteriyorlar. Bence haksızlık yapılıyor. Gerçekten haksızlık yapılıyor. Çünkü siz eğer bir dinin peygamberini çocuğunuza öğretilmesini istemiyorsanız o dersi seçmezsiniz. Ancak o dersi seçmeyince bu sefer çocuğun başka çocuklardan baskı altında kalır mı diye düşünüyorsunuz. Yani bu korku psikolojisi içerisinde ya da ben azınlık haline düşerim psikolojisi içerisinde zaten eğitim olmaz. Biz el birliğiyle önce bir azınlık psikolojisinden kurtulmamız lazım. Bakın Kürtçe seçmeli ders halini aldı. Şimdi ben Kürtçe dersini seçeceğim diye azınlık psikolojisinin içerisinde eziklik mi yaşayayım? Hayır. Aslında keşke olmuş olsa da birçok Türk çocuğu, Türkçe konuşan çocuk, ana dili Türkçe olan çocuk da Kürtçe öğrenmiş olsa. Neden? Çünkü daha ortaokul çağlarından itibaren kendi coğrafyasında yaşayan başka bir efendim kültürün dilini öğrenmek kadar güzel bir şey olabilir mi?
keşke Türk çocukları da, ana dili Türkçe olan çocuklar da seçmeli ders olarak Kürtçeyi almış olsa, belki yukarı mahalle, belki aşağı mahalle, belki üniversite çağlarında karşılaşacağı bir Kürt arkadaşından, Kürt arkadaşıyla etkileşim içerisinde, iletişim içerisine girebilse, efendim onunla hasbihal edebilse, bir başka dilde hasbihal edebilse. İngilizceyi, Fransızcayı öğreniyor çocuklar. Evet, bir dil oldukça önemli. Bir dil, bir insan, iki dil, iki insan. İnsana farklı bir ufuk açıyor. İngilizceyi öğreniyoruz, Fransızcayı öğreniyoruz, Almancayı öğreniyoruz ki bunlar artık dünya çapında kabul görmüş diller. Evet ama ya karşı komşumuzun dilini öğrenme konusunda neden korku yaşıyoruz? Neden bir efendim dışlanmışlık veya dışlama politikası, dışlama efendim sendromunun içerisine giriyoruz? Hayır, korkularımızdan sıyrılmadıkça biz eğitim sistemimizi daha kaliteli hale getiremeyiz. Efendim ben Alevi bir vatandaşım, evet, ben Hazreti Muhammed'in hayatını öğrenmesini istemiyorum çocuk. Yani Hazreti Muhammed'in hayatını öğrenmiş olması bu kişinin din değiştireceği, kültür değiştireceği, Aleviliğini bıraktıracağı yahut da bir Hristiyansa Hristiyanlığını bıraktıracağı anlamını taşımaz ki. Bir kişinin, koca bir coğrafyanın, dininin temsilcisi, peygamberinin ya nerede doğmuş, nasıl yaşamış, efendim nerelerde gitmiş, bu dinin özünde ne barındırılıyor diye öğreniyor olmuş olması, efendim bu kişinin Alevi olması, Sünni olması, Laz olması, Hristiyan olması, Musevi olmasıyla ne alakası olabilir ki? Siz örneğin bir Hazreti Musa'nın hayatını öğrendiğiniz zaman Musevi mi oluyorsunuz? Daha geniş bir efendim kültürel genişliğe sahip oluyorsunuz. Siz Hazreti İsa'nın hayatını öğrendiğiniz zaman efendim din değiştirmiş mi oluyorsunuz? Hayır, daha geniş bir efendim yelpazeye bakabilme şansınız oluyor. İşte Avrupa'ya gidin bakın. Avrupa'da hem bir taraftan oryantalistler, yani batıdan doğuyu tanımak isteyenler, hem bir taraftan farklı kültürleri tanımanın keyfini çıkartmak isteyenler, hem bir taraftan dünya vatandaşı olmak isteyenler, hem bir taraftan multikültürel, çok kültürlü bir ruha sahip olmak isteyenler açıyorlar Buda'nın hayatını okuyorlar. Açıyorlar Dalai Lama'yı okuyorlar. Açıyorlar efendim Erasmus'u okuyorlar. Açıyorlar Hazreti İsa'yı okuyorlar. Açıyorlar Hazreti Davut'u okuyorlar. Açıyorlar koca bir efendim coğrafyanın dini olan İslam'ın peygamberi Hazreti Muhammed'in hayatını okuyorlar. Şimdi kişi Dalai Lama'yı okudu, farklı bir kültüre gitti. Efendim İncil'i okudu, farklı bir kültüre gitti. Ben bunu okumayacağım, çocuğuma göstermeyeceğim. Olabilir mi acaba? Biz kendimizi tanımayı, bu coğrafyada birlikte yaşamaya, ortak bir kültüre sahip olarak, geleceğimizi planlamaya dönük olarak birbirimizi tanımak, birbirimizden korkmamak, birbirimizle dost kalabilmek için çocuklarımızı farklı kültürleri, farklı dinleri, farklı efendim dilleri öğretmemiz gerekir ki çocuklar sokakta yürüdüğü zaman bizim gibi korku içerisinde yürümesinler. Birbirlerine baktığı zaman birbirlerinin millet ayrımını, birbirlerinin dil ayrımından dolayı, birbirlerinin din ayrımından dolayı dışlamasınlar. Ülkemiz çok çekti. Her bir aşamada, her bir 10 yılda yeni bir dışlanmışlık politikası, azınlık politikası oluşturularak Alevi, Sünni, Kürt, Türk, efendim Laz, Çerkez, laik, dinli, dinsiz oluşturularak herkes birbirine karşı diş sıka sıka dişlerimiz kırıldı artık. Biz bu acıları çekmiş bir efendim geçmişe sahip olarak, bireyler olarak bırakın çocuklar rahat etsin bari. Benim çocuğum efendim ben farklı bir anlayışa inanıyorum. Onun için bu dini öğrenmesin. Onun için Kürtçe öğrenmesin. Ya fırsat varken niye öğretmeyeceksin? Kürtçe öğretince çocuğunuz Kürt olmayacak, korkmayın. 10 tane öğrenci eğer oluşuyorsa o dili alabilecek. Gelin bu ülkede, bu cennet vatanımızda kardeş olabilecek unsurları bir araya getirmeye çalışalım. Tıpkı bunun gibi ve bunlar gibi işte yeni eğitim sistemi çocukların ilkokuldan sonra farklı farklı alanlarda gelişmesini, farklı farklı alanlarda kendisini geliştirmesini sağlayacak efendim müfredatlar, planlar barındırıyor. Dolayısıyla biz
İlkokul birinci sınıfta yaşanan şu andaki travmaya efendim yoğunlaşarak koca bir sistem değişikliğini eğer görmezden gelirsek haksızlık yapmış oluruz kendi geleceğimiz adına. Ortaokulda yine aynı şekilde seçmeli dersler ile çocukların farklı alana yönelmesiyle ve daha sonra lisede de yine aynı şekliyle seçmeli dersler ile farklı lise türlerinin oluşmasıyla ülkemiz eğitimin keyfini çıkartacak bir reform içerisinde. Evet, bu türlü bir reform hareketi tabanla konuşulsaydı çok daha iyi olurdu. Doğru. Bu türlü bir reform hareketi öğretmen desteğini de almış olsaydı çok iyi olurdu. Evet, bu da doğru. Ama eğer bunlar yapılmadıysa gelin sokaklara çıkalım, savaş alanına mı çevirelim ülkemizi? Hele ki önümüzdeki bir hafta içerisinde okullar açılacakken efendim gösterilerle, yürüyüşlerle eğitim hayatımızı, çocukların eğitim hayatını sekteye mi uğratalım? Hayır, bunun vakti değil. Yani bir aklı selimle yaklaşmamız lazım. Ben bir uzman olarak şu andaki eğitim reformunun içerisinde eleştireceğim onlarca şey söyleyebilirim. Ama artık önümüzdeki hafta okullar açılıyor. Dinginleşmemiz lazım. Evet, eğer bir yeni değişikliğe ihtiyaç var ise, yeni bir planlamaya ihtiyaç var ise, milli eğitim yetkilileriyle oturması, STK'lar, milli eğitim yetkilileriyle sivil toplum kuruluşlarının, çocuk derneklerinin, eğitim kuruluşlarının oturup asgari müşterekte buluşabilecekleri bir programın içerisinde olmaları lazım. Veli inisiyatiflerini, veli düşüncelerini almaları lazım ve ortak bir efendim anlayışla eğitim örgülenmesi lazım. Çünkü herkes kendi canından bir parçayı okula eğitim görmesi için gönderiyor. Yani siz tek başınıza ben bu çocuğu böyle eğiteceğim diyerek program yapmanız, müfredat hazırlamanız, hatta bu müfredatı son dakikaya sıkıştırmanız ve hatta toplumun büyük kesimleri tarafından tepkiyle karşılanıyor olmasına rağmen bunu dayatmaya çalışmanız da doğru bir şey değil. Ama eğer bir tarafta eğitimciler ve veliler, bir tarafta hükümet ve efendim yetkililer eğer birbirinin boğazını sıkmaya başlar ise arada taylar ezilir. Çünkü atlar tepişirse tay ezilir. Siz bir birey olarak kızınızın annesi ya da oğlunuzun babası olarak şu anda düşünmeniz gerekli olan tek şey kendi çocuğunuz. Evet, sistemi de düşünmeniz lazım ama şu anda kendi çocuğunuza odaklanmanız lazım ki. Çünkü çocuğunuz bakın ilkokul birinci sınıfa yazılacak şu anda. Yani sağda solda bağırıp çağırıp, sağda solda feryat figan edip, efendim herkesi ayağa kaldırıp sistemin değişmesini, yeniden reform yapılmasını isterken bu sırada kendi çocuğunuz ilkokul birinci sınıfta zarara uğrayacak. Ben göndermeyeceğim çocuğumu okuluma. Onda da açık kapı var. Efendim bir devlet hastanesine gidersiniz. Çocuğunuzun eğer gelişimi uygun olmadığı kanaatini taşıyorsanız siz annesiniz, siz babasınız daha iyi bilirsiniz. Vakit daha var. Gidip bir rapor alabilirsiniz. Çocuğunuzun ilk öğretime, ilkokul birinci sınıfa başlamaya hazır olmadığını belgelemiş olursunuz. Ama tüm bu kapılar ve tüm bu imkanlar henüz var iken efendim yetkililerle, sistemle, efendim bu büyük reform hareketiyle yaka paça olmaya çalışmak ve buradaki yanlışı koca bir sistemin efendim kabahati varmış gibi koca bir sistemi de yere yıkmaya çalışmak doğru bir anlayış olduğu kanaatini taşımıyorum. Ebeveynler çocuklarına odaklanmaları lazım. Şu anda çocuklar önümüzdeki hafta okullara başlayacaklar. Çocukları okullara hazırlamaya odaklanmaları lazım. Eğer hoşlarına gitmeyen bir şeyler var ise, eğer değişilmesi lazım geldiğini düşündüğü bir takım unsurlar var ise, bunu da bir sivil toplum örgütlenmesi, bunu da bir demokratik örgütlenme ve efendim yöneticilerimiz şey değil ki, uzaylı değil ki, onlar da anneydi, onlar da babaydı. Eğer yanlış yaptığını düşündüğünüz bir şey var ise, aklı selim içerisinde temsilciler göndererek belki, temsilcilerle kendilerine ulaşarak, bilimsel raporları ortaya koyarak bunun doğru olmadığını demokratik platformda, demokratik bir ülkede yaşamanın keyfiyle bunu yapmak lazım. Efendim son dakika içerisinde çocukların da yıpranacağı bir halde buna tevessül etmemek lazım. Öte yandan şunu da ifade etmek istiyorum. Bir taraftan ben batıyı da görmüş bir uzman olarak
ve bir taraftan eğitimin içerisinde bizzat var olan bir uzman olarak şunu da söylemek istiyorum ki sanırım Milli Eğitim Bakanımız bir konuda yanılıyor ya da yanıltılıyor. Neden? Çünkü Milli Eğitim Bakanımız dünya ülkelerindeki araştırmalarından bahsediyor. Araştırmalar yaptık, dünya ölçeğini değerlendirdik. Sayın Başbakanımız da öyle bir şey söyledi. Dünyadaki okulları, eğitim sistemlerini araştırdık, raporlar aldık ve o raporlara göre hareket ediyoruz. Biz rastgele bir şey oluşturmuyoruz diye söylediği bir cümle oldu. Ve hatta Milli Eğitim Bakanı Hollanda örneğin 4 yaşından itibaren birinci sınıflara başlatıyor çocukları diye söyledi. Ve bu bir talihsiz açıklamalar aslında bunlar. Neden? Çünkü talihsizlik şuradan kaynaklanıyor. Evet, Hollanda'da örneğin 48 aydan itibaren çocuklar okullara alınıyor. 4 yaşından itibaren birinci sınıfa başlıyor. Evet, yanlış duymadınız. 4 yaşından itibaren. Fransa'da yine öyle. Almanya'da yine öyle. Amerika'da birçok eyalette yine öyle. Ancak bir şeyin altını çizmek istiyorum. Çocuk 4 yaşında birinci sınıf oluyor ya. Birinci sınıf ve ikinci sınıf, üçüncü sınıfa hazırlık olan ön hazırlık, ilk okula ön hazırlık 2 yılı olarak geçiyor. Yani ne demek istiyorsunuz? Şunu söylemek istiyorum. İlkokul birinci sınıf ve ilkokul ikinci sınıf batıda bizim anladığımız gibi birinci, ikinci sınıf değil. Onlar orada okuma yazma öğrenmiyorlar. Örneğin Hollanda'da ilkokul birinci sınıfa kleuterklas deniliyor. Yani yürümeye başlamış olan, eğitime yeni başlamış olan çocuğa verilen isim. Onun gittiği sınıf. Ancak orada matematik, toplama, çıkartma, yazı yazma gibi şey verilmiyor. Çocuk bazen masaya oturuyor, bazen gidiyor kenarda yatıyor. Bazen oyun oynuyor, bazen geliyor resim yapıyor. Anaokulu gibi de değil. Anaokuluyla, okul öncesi eğitimle ilkokul arasındaki bir formatta aslında okuma yazmaya hazırlık dönemi olarak geçiriyor 2 yılını çocuk. Birinci sınıf öyle geçiyor, ikinci sınıf öyle geçiyor ve çocuklar okuma yazmaya Hollanda'da üçüncü sınıftan itibaren başlıyorlar. Hollanda'daki efendim büyükelçiliğe, eğitim ateşeliğine keşke Milli Eğitim yetkilileri sormuş olsaydı. Siz şöyle genel bir soru sorarsanız yanıltıcı bir cevap alırsınız. Hollanda'da ilkokul kaçıncı sınıfta başlıyor? İlkokul birinci sınıfta başlıyor. Ama peki çocukların bilişsel eğitimi kaçıncı sınıfta başlıyor? Yani okuma yazma kaçıncı sınıfta başlıyor? Sevgili hocam, okullar okuma yazmaya üçüncü sınıfta başlatıyorlar çocukları. Dolayısıyla siz yetkililerden raporlar isterken işin birazcık da özüne vakıf olan birileriyle irtibat halinde olmuş olsaydık aslında böylesi bir hatanın içerisine düşmemiş olurduk. Şimdi bize gelmiş olan raporlara biz bakıyoruz, diyoruz ki Hollanda'da 4 yaşında başlıyormuş. Fransa'da 3,5 yaşında başlıyor. Almanya'da 4,5 yaşında başlıyor. Biz 5 yaşında başlattığımızda niye sorun oluyor? Ya mübarek, biz de 5 yaşındayken okuma yazmaz işin içine giriyor. Ve çocukların yoğun bir ders programının içerisine giriyor. Ne kadar azaltılıyor olsa da çocuklar kitap, defter efendim ve bir sorumluluğun içerisine girecek. Dünyada yok ki böyle bir şey. O açıdan bakıldığında evet eleştireceğimiz taraflar var ve ancak bunu yetkililerle oturup konuşulduğunda belki de çözülebilecek. Son dakikada efendim yıkıcılık içerisinde olacak şeyler değil. Artı yine ülkemiz eksikliklerinden bir eksiklik. İşte bu radyoda defalarca ben söylemeye çalışmıştım. Bizde asıl eksiklik olan, eğitimde eksiklik olan şeyimiz eğitimi müfredat odaklı planlıyor oluşumuz. Yani bir talim ve terbiye kurulumuz var yukarıda ve bu talim ve terbiye kurulunun içerisinde müfredatlar hazırlanıyor. Gönder 1,5 milyon ilkokul birinci sınıf çocuklarına bu kitaplar okutulacak. Ve müfredatın şununcu haftasında şu sunulacak, beşinci haftasında falan olacak, filan haftasında da şu olacak. Yani ipler ta en yukarıda, en ücra köşelere kadar müfredat planlamasıyla, Milli Eğitim merkez bir yapıyla bu işi götürmeye çalışıyor. Halbuki gelin bakın modern ülkelere, modern eğitim sistemlerine bir bakın. Milli Eğitim ancak kazanımları planlar. Yani nedir? Bir çocuk ilkokul birinci sınıfı bitirdiği sırada toplama, çıkartma, çarpma ve okumayı öğrenecek diye bir planlama yapar. Bunu nasıl gerçekleştireceğini kim hazırlar? Okulun kendisi. Okul nereden bilsin? O kadar eğitici kadrosu var, öğretmen kadrosu var ya da efendim bölgesel planlanan konular var. Örneğin
Ankara'da başka türlü bir planlama yapılabilir. Efendim İstanbul'da başka türlü bir planlama yapılabilir. Yahut da ben Montessori yöntemine göre çocuklara okuma yazma öğreteceğim diyebilirsiniz. Öbürküsü de diyebilir ki hayır efendim ben Waldorf yöntemiyle çocuklarıma eğitim öğreteceğim. Yahut da birisi diyebilir ki hayır hayır efendim ben Dalton eğitim modelini uygulayacağım diyebilir. Yahut da bir başkası da der ki ben Freenet'i daha uygun buluyorum. Yani bizde merkeziyetçi bir kitap defter anlayışıyla çocuklar kalıpların içerisine konulup buzdolabının içerisinde dondurulmaya çalışılırken Avrupa'da ise donmuş olan kalıpların içerisine sıcak efendim nefesler üflenerek çocuklar kendi fıtratlarına, kendi doğalarına uygun olan efendim eğitim yöntemini takip ediyorlar. Dolayısıyla siz eğer Avrupa'yı örnek alacak olursanız o zaman efendim Avrupa'yı kendi gerçekleriyle birlikte örnek almanız lazım. Yoksa sadece yaşa bakıp çocuklar orada 4 yaşında gidiyor, biz de 5 yaşında gidiyor. Efendim niye itiraz ediyorsunuz? Niye efendim bunu kabul etmiyorsunuz demek hakikaten çok eksik bir bilgi olur. Biz eğitim reformumuzun içerisine biz mutlaka modern eğitim sistemlerinin ne olduğunu yahu bunlar nasıl bir yöntem uyguluyorlar? Hangi kriterlerle çocukları adım adım öğrenmeyi sağlıyorlar diye bakmamız lazım. Batı şu anda modern eğitim sistemlerini kullanıyor. Modern eğitim sistemleri ise müfredat odaklı değil, öğrenci odaklı bir eğitim planlıyorlar. Eğitim süreci takip ediyorlar. Yani ne demek bu? Yani şu demek aslında bu. Örneğin çocuk bir derste başarısız oldu. Derste başarısız olduğu zaman müfredat odaklı eğitim modelinde ne olur? Çocuğa zayıf verilir, çocuk sınıfta kalınır. İyi de bu öğretmen anlatamadı dersi, öğretmen hastalandı, kendi kişisel sorunları vardı, işte eşiyle kavgalıydı, ayrılık sorunu oldu, ölüm vardı onun ailesinde, o konuya çok konsantre olamadı, anlatamadı. Müfredat odaklı bir eğitim modelinde bunlar efendim dikkate alınmaz ki. Ya çocuk sınava sokulur, o sınavda çocuk başarısızsa hedef tahtasında çocuk vardır. Halbuki öğrenci merkezli eğitim modelinde ilk sorulacak olan soru şudur. Bu çocuğun zeka ve algı düzeyi yerinde mi? Yani bir zihinsel geriliği var mı? Hayır yok. Sevgili hocam bu çocuk çarpım tablosunu öğrenememiş. Acaba sizde mi bir eksiklik var? Anlatırken mi acaba bir şey yanlış gitti? Ya da efendim zaman mı yetmedi? Ya da okulda mı bir problem var? Ya da anne babada mı bir problem var? Çocuk normalde çarpım tablosunu öğrenebilecek, okuma yazmayı öğrenebilecek bir zihinsel yeterliliğe sahipken bu çocuğun etrafındaki yetişkinler ne sundu da çocuğa öğrenemedi? Bu bakış açısına gelmedikten sonra biz eğitim reformumuzu efendim şeklen değiştirsek de içerik olarak doyurucu bir halde tutmuyor oluruz. Öğrenci merkezli eğitim modeline dönmemiz lazım. İşte çok bildik laflar var. Çocuklar için toplanan dernekler var, kurumlar var, vakıflar var. Çocuklar bizim geleceğimizdir, çocuklar bizim her şeyimizdir, çocuklar bizim bilmem neyimizdir. Ya o kadar önemliyse çocuklar, hadi değiştirin şu müfredatı. Öğrenci merkezli bir eğitim anlayışı sunun. Hocam biz öğrenci merkezli eğitim anlayışı sunduk. Ya sen sunamazsın. Çünkü duruşun bir kere çocuğa zarar veriyor. Şu dik duruşuna baksana, konuşmana baksana, sinirli haline bir baksana. Önce öğrenci merkezli eğitim nedir? Bunu ruhunda hissedebilmen için çık bir yurt dışına yahu. Eğitimcisin, bakanlıkta yetkilisin. Çık bir yurt dışına. Hiç gücenme, hiç erinme, hiç küçük düşeceğim diye düşünme. Makamın ve konumun ne olursa olsun git bir öğrenci merkezli okulda bir ay bir staj yap. Git bir gör. Öğretmenin çocuğa nasıl davrandığını bir gör. Eğitim süreçleri hangi aşamalardan nasıl geçiyor sükunet içerisinde bir seyret. Ondan sonra gel hakikaten ya orada farklıymış diyerek başla ki ondan sonra bizim okulda öğrenci merkezli eğitim yürütüyoruz. Yürütüyorsun da bu çocuk niye koşuyor habire? Efendim ben sınavlara gireceğim, ben sınavda başarılı olacağım diye kendini niye çırpındırıp duruyor hala? Neden? Çünkü yetişkin beklentisi öğrenci odaklı eğitimde yoktur ama sen onu öne sürüyorsun. Efendim özetle söylemek gerekirse
ülkemizde şu anda bir başlangıcı yapılmış olan eğitim reformu hamlesi var. Bu yıl sıkıştırılmış bir halde, belki taban hazırlanmadan, veli ve öğretmenler hazırlanmadan bir eğitim reformu gerçekleşiyor. Bu reform eksikleriyle birlikte var, biraz önce söylediğim gibi. Yanlışlarıyla birlikte var. Ancak bunu çözmenin yolu, efendim, koca bir reformu linç girişimine, hükümeti linç girişimine, milli eğitimi yıkma politikasına doğru dönüşmemesi lazım. Demokratik düzlem içerisinde söyleyecekler var ise, uzmansan, anne babaysan, eğitimciysen, yetkililerle karşılıklı oturup sükunet içerisinde eldeki raporlar ile, eldeki bilimsel veriler ile bunu karşılıklı paylaşmak ülkemiz çocukları için çok daha faydalı olacaktır. Yeliz Hanım şöyle sormuş: "Hocam merhaba, sizi gıpta ile dinliyorum. 69 aylık oğlum okula gitmek istemiyor. İlk girdiği ortamda utangaç yapısı var. Anaokuluna giderken bilgisayar alacağız sözü verdik. Sırf o yüzden gidiyordu. Neden istemiyorsun diye sorunca evde olmak, bisiklete binmek, mahallede oyun oynamak daha eğlenceli diyordu. Birkaç gündür okulu anlattığımda mahalle arkadaşlarınla beraber gidersin deyip sevdirmeye çalıştığımda ikna olur gibi oldu. Ama çok korkuyorum, nasıl davranacağımı bilemiyorum. Çabuk sinirlenen bir anneyim. Ne yapayım? Şimdiden teşekkür ederim." demiş Yeliz Hanım. Şimdi Yeliz Hanım, çabuk sinirlenen bir anne özelliğinizi önce bir üzerinizden atın. Atın. Çabuk sinirlenen bir annenin çocuğu ruhsal doyuma erişemez. Efendim, saldırgan olur. Efendim, öfkeli olur. Çabuk sinirlenmek, yani duygu kontrolü, öfke kontrolü olmayan bir anne çocuk yetiştirmede çok zorluk çeker. Çocuğuna da yaşamı dar eder, kendisi de vicdan azabı içerisinde habire kıvranır durur. Bir gider kızar, bağırır, çağırır. Sonra çocuğunun eline bakar, parmaklarına bakar, gözüne bakar. Ondan sonra sarılır, ağlar. Kendisi de böyle bir gitgeller içerisinde olur. Siz önce çocuğunuzu, 69 aylık çocuğunuzu okula nasıl hazırlayayımdan daha önce duygu dünyamı, bu çabuk sinirlenme halinden nasıl kurtulayıma odaklanmanız lazım. Önce orayı çözün. Çünkü siz eğer orayı çözdüğünüzde çocuğunuz sizin ruhunuzla beraber dinginlik elde edecek ve böylelikle dingin bir annenin elinde okula giderken çocuğunuz daha sağlıklı olacak. Daha okula adapte olur vaziyette olacak. Yoksa kaygılı bir anneyle beraber okula giden çocuk okulda da kaygılı olur. "Ben annemi istiyorum" diyerek geriye döner. Sizin yapacağınız şey önce bir, bu son bir haftayı belki de, son 3-5 günü belki de, efendim, ruhsal bir dinginlik elde etmeyle geçiştirin. Çocuğunuzu ikna etmeye çalışmayın. Çünkü ikna edilen çocuk korkar, kaygıya kapılır. Annesini sevdiği için annesinin söylediği şeye razı olur. Ama içinde de bir korku, bir belirsizlik olduğundan dolayı çocuk içerideki yaşadığıyla dışarıda kabul ettiği şey arasında, efendim, bir sıkıntıya girer. Çocuğunuzu illa ikna edicilik içerisinde değil, hayır, çocuğunuzu sükunet içerisinde konuşmaları yapmaya çalışın. Bununla birlikte bir çocuğun okula alışması, anne ile okula gidiyor, annenin orada biraz bulunuyor ve öğretmeniyle çocuk arasında bağı, güven bağını sağlıklı bir şekilde kuruyor, arkadaşlarıyla çocuğu tanıştırıyor ve onların içinden bir arkadaşını da çocuğuna arkadaş olarak edindiriyor olmasıyla yakından ilgilidir. Eğer bu saydığım unsurları eksik bırakırsanız, o zaman çocuk "ben annemi istiyorum" diye tekrardan, efendim, annenin arkasından ağlamaya başlar. Tekrar edecek olursak, eğer öğretmenle önceden tanışma fırsatınız var ise bir ayaküstü konuşsanız, o sırada çocuğunuz da yanınızda olsa. Okula gittiğinizde öğretmenden rica etseniz, "ben birazcık buralarda olmuş olsam da sizle çocuk birazcık yakınlaşana kadar" diye öğretmene alışma süreci yaşatsanız ve okuldaki, sınıftaki arkadaşlarından bir arkadaşı da ona arkadaş edindirseniz,
binaya, öğretmene, arkadaşa alışan çocuk ve arkadaşlarıyla orada oynamaya alışan çocuk okul hayatında efendim öyle geriye dönüş sahneleri olmaz. Ben annemi istiyorum demez ya akşam erken yatmak istiyorum yarın Ahmet'le oynayacağım der. Yeliz Hanım bunlara dikkat etseniz iyi olur. Ha, bu arada şunu da söylemek istiyorum. Özellikle anaokullarında, okul öncesi eğitimde ve şu anda ilköğretimde de dahil olmak üzere. Çocuğu apar topar okula atmak ve gizlice görünmeden kaçarak gitmek, çocuk ağlarken, bağırıyorken, anne diyorken kaçıyor olmak, çocuğun efendim bu feryatlarına kulak tıkayarak ayrılmak bir çözüm gibi görünse de ve hatta bazı öğretmen arkadaşlar ya benim yıllardır tecrübem var 3-5 gün ağlar ondan sonra çocuk işte unutur gider. Sen git 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 ben çocuğu tutuyorum omuzlarından demiş olsa da çocuğa bu yaşatılmaması lazım. Çocuk annesinin gidiyor olduğunu içerisinde birçok hayalini taşır. Kaçıyor annem. Buralardan gidiyor artık annem. Artık beni almayacak annem. Öğretmenim beni biraz sonra ağladığım için dövecek. Öğretmenim beni sevmeyecek. Bu kadın benim annem olacak. Annem artık beni bıraktı. Öğretmen beni evine götürecek. Yahut da beni burada unutacak annem. Siz o kaçıp giderken ki esnadaki arkadan duyduğunuz o ağlama sesleri var ya, işte çocuğun hayalinden geçen şeyler bunlar olduğu için ve çocuk korktuğu için ağlıyor. Nereye bırakıp gidiyorsun öyle? Çocuğun okula bir güvenli bağlanma, emniyet içerisinde kendisini orada efendim hissetme süreci yaşaması lazım ve güvenli bir ayrılma süreci yaşaması lazım. Dolayısıyla sakın ola ki sakın ağlatarak, bağırtarak, çocuğun görünmez bir anına denk gelerek, çocuğun görmeyeceği bir ana denk gelerek okuldan kaçarak gitmeler çocuk eğitimi içerisinde olmaması gerekli olan unsurlar. Bunu da hatırlatayım okulların açılmasına son bir hafta kala. Efendim Eda Hanım'ın mesajı var. Eda Hanım şöyle yazmış. Selamun aleyküm hocam. Aslında benim sorunum çok ama en önemlisi şu anda eşimle olan. Benim 5 ve 9 yaşlarında iki oğlum var. Benim diyorum çünkü sadece ben ilgileniyorum. Eşim çok ilgisiz. Büyük oğlum dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu teşhisi konuldu, ilaç tedavisi görüyordu. Ama eşim ve annesi tarafından kullanmamam istendi bu ilaçlar. 2 yıl kullandığım ilacı bırakmak zorunda kaldım. Bu ilaç bağımlılık yapar ve bu çocuk yemek yemiyor diye bana baskı uyguluyorlar ama bunun yanı sıra benim üstümdeki yükü de almıyorlar. Benim oğlum ilaçsız olduğu zaman, gerçi siz daha iyi bilirsiniz, benim için bir işkenceye dönüşüyor hayat. Eşime bu çocuklarla sen de ilgilen, dini bilgiler alsın, yaşı geçiyor, ergenlik dönemine girecek diyorum, söylüyorum. Hocam bana dedi, edebini bilsin ondan sonra götürürüm. Daha oturmasını kalkmasını bilmiyor, beni orada rezil eder, tuvalet adabı bile yok, yemek yemesinden haberi yok, şu anda terbiyesiz hareketler yapıyor diye oğlumun yanında bu şekilde konuşuyor. Hocam ben ne yapmalıyım bilmiyorum. Yanlış düşündüğünü söylüyorum eşime. Adem Hoca böyle diyor diyorum. Kuralları baba koyar diyorum. Benim çocuklarım kural konulan bir ortamda yetişmeyecek. Benim düşüncem daha önemli gibi geliyor. Çocuğum elimden kayıp gidiyor hocam. Tutamıyorum. Allah rızası için bir yardım elini uzatın lütfen demiş Eda Hanım. Şimdi Eda Hanım, Adem Hoca böyle söylüyor diye söylediğiniz şeyi ben söylemiyorum ki. Yani dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu teşhisi konulmuş çocuk ve eşiniz ve kayınvalideniz aslında çocuğun ilaçsız da tedavi edilebileceği kanaatini taşıyor. Ve ben de çok defa çocukların erken yaşta ilaçlanmasını doğru bulmuyorum. Eğer alternatif yöntemler var ise ve çocuğun hiperaktif olduğunu zannettiğiniz haller, belki de uğradığı şiddetten ya da sakınmalardan ya da esirgemelerden ya da televizyondan, izlediği çizgi filmden ya da yediği çipslerden ya da anneyle kuramadığı irtibatlardan da kaynaklanıyor olabilir. Böylesi çocuklar da hızlıdır. Dövün çocuğunuzu, azarlayın çocuğunuzu, evin içerisinde çocuğunuzu bunaltın. Görün bakın o çocuk ne olacak? Koltukların üstünde yürümeye başlayacak. Evin içerisinde kikirdemeye başlayacak. Sağa sola gidecek. Siz bir şey söyleyeceksiniz dinlemeyecek ve yılışık bir vaziyete gelecek.
ve evin içerisini altını üstüne getirecek çocuğunuz. Yani dikkat eksikliği ya da hiperaktivite bozukluğu, efendim eğer nörolojik bir bozukluk değilse, o takdirde birçok hiperaktif çocuk zannedilen çocuklar aslında uğradığı zararların neticesinde kendisini korumak için veya ne yapacağını bilmediği için evin içerisinde hızlı hızlı hareket etmektedirler. Anne de işine geldiği için tutuyor hemen bu çocuğu, hemen bir ilaçlayalım ve sakinleşsin. Ama öyle değil ki. Yani bir çocuğa ve yaşamı boyunca ve belki de onun sinir uyarıcılarına, yani hayatına çok tesir edecek bir ilacı verirken dikkatli olması lazım değil mi? Eşinizle birlikte ortak bir gelecek hazırladığınız çocuğunuzda eşinizin söz sahibi olmaya hakkı yok mu? 2 yıl boyunca ilaç kullandım diyorsunuz ama eşiniz razı değil. Eşim otorite olsun evin içerisinde diyorsunuz ama siz eşinizin üstünde otorite olmuşsunuz. Eşiniz ben çocuğumun ilaç kullanmasını istemiyorum sözünü, siz efendim Adem Hoca da böyle söylüyor beni dinle diye eşinize baskı kurmuşsunuz. Hayır, doğru değil. Evet, çocuğunuzun yanında eşinizin ben bu çocuğu sohbetlere, gittiğim yerlere, misafirliklere götürürsem beni rezil eder sözü doğru değil. Bir baba böyle söyler mi yahu? Bir baba böyle söyler mi? Bir baba o çocuğu yetiştirmekle mesuldür. Çocuğundan utanmakla değil, çocuğunu toplum içerisine çıkartacak ve toplum içerisinde insanların nasıl oturduğunu, nasıl konuştuğunu, efendim babasının o toplum içerisindeki konumunu görecek. İnsanlar birbirleriyle nasıl iletişime giriyor bunu görecek. Sohbetlerini dinleyecek, konuşmalarını dinleyecek ve böyle böyle olgunlaşacak. Çocuk beni rezil ediyor. Sen götürmezsen her zaman seni rezil eder. Çocuğu Allah, yani doğduğu andan itibaren hazır bir vaziyette sohbetlere gidecek, anne babasını rezil etmeyecek bir vaziyette yaratmıyor ki. Allah çocuğu anne babası yetiştirsin diye yaratıyor. Ne kaçıyorsun ki çocuğundan? Hayır, böyle olmaması lazım. Eda Hanım, siz ilk önce evde baba otorite olsun diyorsanız o otoriteye siz de ayak uydurmanız lazım. Birlikte karar vermeniz lazım. 2 yıl beni cinnet geçirttirdi çocuklar diye çocuğa ilaç mı verilir yahu? Eğer varsa bir ilaçsız yöntem, eğer varsa çocuğun davranış değişikliğine efendim sürükleneceği bir yöntem, çocuğunuzun bir içinde başka problem var ise önce onu bir çözmeye çalışın. Efendim onu çözemezseniz belki ancak o zaman düşünün. Birazcık sakin olmak lazım Eda Hanım. Birazcık sakin olmak lazım. Abartmamak lazım. Yani çocuğum elimden kaydı gidiyor. Evet, yaşadığınız problemler ne kadar çok olursa olsun, Allah o kadar çabuk çocukları elden kayıcı vaziyette yaratmıyor. Siz anne dinginliğinde olur ve çocuğunuza sükunet üflerseniz, gözlerinizi sıcak bir vaziyette çocuğunuzun gözlerine diker, onun yaramazlık yapıyor olmasına, onun evin içini altını üstüne getiriyor olmasına rağmen dingin bir vaziyette ona seslenirseniz, oğlum yapmasan keşke, çok yoruldum, yapmasan keşke, sen böyle gürültü yaptıkça aşağıdaki komşular da rahatsız oluyor, gel istersen seninle beraber şu oyunu oynayalım ya da gel istersen seninle beraber biraz parka çıkalım. Dinginliği içerisinde ve bu ses tonuyla çocuğunuza hitap etmiyorsanız, o takdirde çocuğunuzun hiperaktifliğinden, dikkat eksikliğinden şikayet ediyor haliniz bir haksızlık olur. Eğer çocuğunuza buyurucu bir ses tonuyla yaklaşıyorsanız ve sana kaç kere dedim beni dinlemiyorsun artık diye çocuğunuza kesici, ruhunu yaralayıcı, buyurucu bir ses tonuyla yaklaşıyor ve ondan sonra da ya bu çocuk oturmuyor, beni dinlemiyor diye şikayet ediyorsanız, bu şikayet haklı bir şikayet değil. Bir çocuğun dingin olabilmesi o çocuğun annesinin dingin olmasıyla çok yakından ilgilidir. Efendim, sıradaki mesajımızla devam edelim. Hüseyin Bey var sırada. Hüseyin Bey şöyle sormuş. Merhaba hocam, benim oğlum 5 yaşında ve solak. Ben ve annesi onu baskıyla sağ elini kullanmaya teşvik ediyoruz ama öğrendiğimize göre uzmanlar bunu hiç tavsiye etmiyorlarmış. Çocuğun psikolojisinde ciddi hasarlar oluştururmuş. Bir yandan da bunun hakkında hadisi şerif var.
Efendimiz aleyhissalatü vesselam sol elle yemek yiyen bir sahabeyi uyardığını da biliyoruz. Hocam bu durumda ne yapmamız lazım? Bize bir yol gösterirseniz seviniriz. Uzmanlar diyor ki bırakın istediği eliyle yesin. Bir taraftan da Efendimizin sağ elle yenilmesinin teşvikleri var. Allah'a emanet olun şimdiden demiş Hüseyin Bey. Evet Hüseyin Bey, yani uzmanlar sağ elle yemek yemeye alışmış olan bir çocuğu sol elle yemek yedirmeye çalışmanın o çocuğun üstünde bir baskı oluşturacağının haberini veriyorlar. Bu doğru, ancak ben katılmıyorum. Baskıyla olmadıktan sonra çocuğun, sol el kullanan çocuğun sağ ele alışmasında bir mahsur görmüyorum. Baskı kurmadıktan sonra. Yoksa çocuk sol elle alıştı, bırak sol elle yemek yesin, bırak sol elle şunu yapsın. Buna göre madem benim tavsiyemi sormuşsunuz, ben çocuğunuzun sağ ele alıştırılmasının sürecini yaşamanızı tavsiye ederim. Bir eğitim sürecinin içerisinden geçin ve çocuğunuzu sağ elle yemek yemeye alıştırmanızı tavsiye ederim. Eğer arzu ediyorsanız, eğer istemiyorsanız da o, yani illa her çocukta sağ elle yemek yiyecek diye bir şey yok. Yani sağ el kullanana sol el, sol el kullanana da sağ ele geçiş için bir yöntem var ki o yöntemi takip edebilirsiniz. Şöyle söyleyeyim ben size. Eğer çocuk sol elle yemek yiyorsa ve sağ ele alıştırmak istiyorsanız önce yemek sırasında sakın ola ki çocuğunuzu sağ el alıştırmaları, egzersizleri yapmayın. Yemek en son gelmesi lazım. Eğer çocuğunuz sol eli kullanıyor ve sağ elle yemek yemeye zorlarsanız o zaman çocuk yemeğe karşı da tepki gösterir, iştahsızlaşır. Üstüne döktüğü için, yemeği rahat yemediği için yemeğe karşı bir tepkisellik oluşturur. O yüzden yemekte değil ama çocuk diğer alanlarda ilk önce sağ tarafını kullanması lazım. Yani sağ el, sağ elden önce de sağ ayak kullanımı çocuğa gösterilmesi lazım yahut da tavsiye edilmesi lazım. Örneğin merdivenlerden yukarıya doğru çıkarken çocuk önce sağ ayağını atıp sonra sol ayağını onun yanına getirerek, sonra sağ ayağını atıp ondan sonra sol ayağını onun yanına getirerek bir oyun oynayabilirsiniz. Böylelikle çocuk sağ ayağının kullanılmasının bir egzersizini yapmış olur. Yahut da örneğin sağ ayağının üstünde zıplama, hani seksek oyunları var ya geçmişteki, ah o oyunlar yok mu, o oyunlar çocuklara neler kazandırıyordu, o mahallede ip atlama, mahallede çizgili oynama, mahallede seksek oynama, mahallede uzun eşek oynama çocukların fiziksel gelişimine ve duygusal gelişimine o kadar çok şey kazandırıyordu ki, ama günümüzde sokaklarda seksek oynayan çocuk yok artık. Fiziksel gelişimini oyunla sağlayan çocuklar sokaklarda yok artık. O bir yana heyhat diyeceğiniz şey, ama siz çocuğunuzu örneğin sağ ayak ile seksek oyunu oynatabilirsiniz. Sağ ele alıştırılacak olan çocuk önce sağ ayağa alıştırılması lazım. Çünkü sağ el ve sağ ayağı aynı eksen içerisinde, aynı beynin aynı tarafı içerisinde yönetmektedir çocuk. Önce sağ ayağına alışırsa çocuk sağ eline alışması da daha kolay olur. Eve girerken sağ ayakla girmek, evden çıkarken sağ ayakla çıkmak, merdivenlerden inerken sağ ayakla inmek, çıkarken sağ ayakla çıkmak, efendim yerlerdeki çizgilerin üzerinde sağ ayakla seke seke alışveriş merkezlerinde oyun oynamak. Oynayın oynayın, çekinmeyin. Yani çocuğuyla alışveriş merkezlerinin içerisinde oyun oynayan babaları gördüğüm zaman kanım o kadar kaynıyor ki gidip sarılasım geliyor onlara. Tebrik edesim geliyor. Bazı anne babaları görüyorum alışveriş merkezlerinde, sokakta çocuklarıyla birlikte zıplaya zıplaya, çocuklarıyla birlikte oturarak, etrafı seyrederek efendim gününü geçiriyorlar, çocuklarını eğitiyorlar. Takdir edilecek bir davranış. Tüm bunlarla birlikte sağ ayağı alıştırmaya başladıktan sonra daha sonra çocuğun dönüş istikametini de sağ tarafa doğru getirmeye çalışın mümkünse. Yani çocuk örneğin arkadan seslenildiğinde sol taraftan dönüyor ise oyunlar halinde, dramalar halinde sağ taraftan dönsün. Yahut da mümkünse çocuğun sağ arka tarafından seslenin, çocuk sağ arka tarafa doğru bakabilmesi için. Daha sonra çocuğun
sağ tarafına doğru yatırılması ve çocuk sağ tarafından kaldırılmasıyla ilgili zemin hazırlıkları yapın. Çocuk sola doğru yattığında aslında kalbinin de üzerine yattığı için ve kan basıncı da kalbinin de üstüne bütün vücudu bastırdığı için sol tarafa yatmak gece korkularına yol açar. Zaten onun da için sağ tarafa doğru yatmasını çocuğa, ayaklarını da hafifçe içeriye doğru çekerek yatmasını tavsiye edebilirsiniz. Ve böylelikle çocuk sağ elle yemek yemeden önce sağ tarafını kullanmayı öğrendikçe sağ elini kullanması da daha kolaylaşacaktır. Yine sağ ele geçtiğinizde ise hemen yine yemekle başlamayın. Örneğin kalem verdiğinizde sağ ele verin. Su verdiğinizde hayır sağ elinle tut. Kağıt verdiğinizde eline bir resim yapacak çocuk. Sağ elini alsana sağ elinle diyerek sağ elinin işlevselliğini artırdıktan sonra belki de en son aşamada yemeğe geçmek lazım. Anne babalar bütün bu aşamaları atlayarak sadece yemeğe odaklanarak sağ el kullandırmaya alıştırıyorlar bazen çocuklarını. Çocuklarda da bu hakikaten ciddi bir hayal kırıklığına sebep oluyor. Yemeklere karşı tepkiselliğe sebep oluyor. Kolay bir şey değil ki sağ elle. Çocuk sol elle alışmış. Sağ elle yemek yemesi kolay değil ki. Önce bir eğitim sürecinden geçsin. Kendinizi düşünün. Siz sağ elle alışmışsınız. Hadi sol elle bir çorba içmeye kalkın. Üstünüze başınıza dökersiniz. Ya ben böyle yemek istemiyorum diye kalkar gidersiniz. Çocuğu da öyle anlayın. Hemen öyle kolay değildir. Bir alıştığı elden diğer eline geçmesi. Efendim Ebru'nun mesajı var. Ebru bir genç hanımefendi ve şöyle yazmış. Merhaba hocam, sizi benim yakın akrabalarım çok iyi dinliyor. Bu kişilerde gördüğüm hatayı belirtmek istiyorum size. Çocukta anne güveni gidiyor diye çocuklarını kayınvalidesine ve annesine sevdirmiyor bazı anneler. Kayınvalideleri kucaklarına alsalar, azıcık gezdirseler hemen kabaca bu benim çocuğumun özgüveni gidiyor, ver çocuğumu diyorlar. Özellikle ilk torunları olanların sevgi ve meraklarına karşılık çok kırıcı konuştuklarını görüyorum. Bunun sebebini sorduğumuzda çocuğum özgüvenini anneden alıyor diye söylüyorlar. Bazıları da kayınvalidesi ve annesinin evine gelmemesini istiyor. Nedeni ise aynı. Bu yüzden anne ve kayınvalidesiyle küs olanlar bile var. Ben sizi birkaç kez dinledim. Bekar olduğumdan ve evlilik ileride olacağı için bir de işten güçten dolayı zaman ayıramıyorum sizi dinlemeye. Ama ileride dinlemeyi düşünüyorum. Dinlediklerimde ise kavga edin, çocuklarınızı sevdirmeyin, bu çocuk benim dokunmayın dediğinize şahit olmadım ve böyle diyeceğinize de ihtimal vermedim konuşmalarınıza bakınca. Benim tanıdıklarım bunu nereden çıkartıyorlar anlamıyorum. Lütfen bu konuda bir şeyler söyleyin diye yazmış. Değerli Ebru, yalnız sana şunu söyleyeyim. Sen şimdi bekarsın ya, evlenmedin ya, anne de değilsin. O yüzden annelerin bu yanılgıya, bu bir yanılgı, bu yanılgıya nereden düştüğünü çok kestiremiyorsun. Ama ben sana söyleyeyim mi? Ben böyle bir şey söylemedim. Yani çocuk anneannesiyle olduğu kadar, anneannesinin kucağında olabildiği kadar çocuk ruhsal gelişimini sürdürür. Bir çocuk babaannesiyle birlikte olabildiği kadar sosyal gelişimini tamamlar. Dedeyle büyüyen bir çocuk ile dedesiz büyüyen bir çocuk bir olur mu? Kalabalık bir ortamda, geniş bir ailede büyüyen çocuk ile küçücük bir ailenin içerisinde, sadece anne ve kendisinden oluşan evin içerisinde büyüyen çocuk bir olur mu? Çocuğun sosyal çevresi onun sosyal gücünü, duygusal gücünü artıran en önemli etkendir. Ben böyle bir şey söylemedim. Yani kayınvalideniz çocuğu istiyorsa vermeyin, siz, çocuğun güven duygusu zedelenir. Vermezsen zaten zedelenir. Benim burada söylemeye çalıştığım şey şu Ebru. Sen de bir iki kere dinledim, zaten öyle bir şey söyleyeceğinizi tahmin etmiyorum diye söylemişsin ama benim söylediğim şey şu. Bir çocuğun anneyle güven bağının oluşması çok önemli. Erken ayrılışlar çocuktan, erken kopuşlar olmaması lazım. Bu kayınvalideni kucağına vermekle alakalı bir şey değil. Çocuk daha bir yaşında, götürmüş karşı taraftaki odaya koymuş, çocuk orada bağıra bağıra ağlıyor. Bu erken bir kopuş. Yahut da çocuk içeride ağlıyor, anne de içeride oturmuş telefonla arkadaşına uzatmış ayaklarını, arkadaşıyla sohbet ediyor telefonda. Bir arada bir indiriyor telefonda, sus geliyorum diyor, tekrar telefonu kaldırıyor. Asıl kopuşlar buralarda oluyor. Yoksa bir kayınvalidesine çocuğunu teslim eden anne bilsin ki kayınvalidesinden çocuk ruhen besleniyor. Annesiyle
yahut da babasıyla, yani dedesiyle çocuk beraberken ruhen besleniyor. Dolayısıyla bunlar bana ait sözler değil. Ben sosyal yaşamda yetişen çocukların ne kadar güçlü olduğunu gören birisi olarak kayınvalideye çocuk vermeyin diye bir şey söylemem mümkün değil. Ebru, inşallah yarın sen de evlenir ve çoluk çocuğun olursa sana da tavsiye edeyim. Kayınvalidenle birlikte yaşa. Eğer mümkünse ailenle birlikte yaşa ve çocuklarını da geniş bir ailenin içerisinde yetiştir. Farkını göreceksin o zaman. Efendim, göz açıp kapayıncaya kadar bugünkü zamanımız da doldu ve pazar günü saat 11'de canlı yayında efendim sizlerle birlikte olmak üzere vedalaşalım. Hoşça kalın. Çocuk yetiştirmek toplumsal bir duyarlılıkla olur. Duyarsız bir toplumda sadece kendi çocuğunu yetiştiren kalabalıkların zararına uğrayacak çocuk yetiştirir. Siz de bu duyarlılığa ortak olun. Eşinize, dostunuza, konu komşunuza, çocuğunuzun öğretmenine "çocuk deyip geçmeyin" diye seslenin.